Arkadaşlar merhaba. Bu Diamond Deluxe radyosu orta dalgasını biraz anten olaraktan zayıf kalıyor. Bir testini yapalım. Çekim seviyesini diğer radyo ile üzerine koyaraktan kuplaj yaptırıyorum. Şu anda anten desibel olaraktan 57-19 olaraktan gözüküyor. Buradan kendi radyonun tuningini ayarladığım zaman tabi bunlar değişiyor. Simbiyotik ilişki ortaya çıkmış durumda. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları yine oradaki devlet ilişkilerinin çıkarları haline dönüştü. Bu kıyaslama açısından hem radyonun genel bir bakımını yapacağız. Toplumsal hakimiyeti sağlayabilmek bunun üzerinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da hani biraz SVR göstergesi de pek bir işe yaramıyor. Bakacağız lehim mi koptu yoksa gösterge mi bozuldu. Amerika Birleşik Devletleri bu türlü bir sözünsüzlük alanlarıyla bölgeye müdahale edebilme kapasitesini en yüksek seviyede... XR data sesi kesik şu anda açayım. Bunu sadece işte şeyini kuplajını görebilmek için koydum üzerine. Yoksa başka bir fonksiyonu yok. Gösterge paneli kayık. O ayarlanacak. Yani hem bakımını yapacağız hem ayarlarını hem de anten modifiyesini. Radyonun ayarları ve bakımı bitti. Şu anda tekrardan test ediyorum yine. XR datayı üzerine koyup belki bizimle beraber anılarını tazeleyecekler var. Yani bu şekildeki bir duyguları hep beraber paylaşıyorsunuz. Paylaşmanın güzelliğini yaşıyorsunuz. Ne güzel bir duygu. Öyle değil mi? Çok güzel bir duygu. Yüz yüze gelmeden bu kadar yakın olabilmek, bu kadar derinden bazı şeyleri paylaşabilmek gerçekten çok keyifli. Şimdi siz İzzet Bey, TRT'de ilk radyo programına nasıl başladınız? O günleri düşündüğünüzde bugün radyoculuğun geldiği... Orta dalgada şu anda. Yunan radyosu. Sesini yakalayabilir mi bilmiyorum ama. Telefon. Trabzon, Kars, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, İstanbul, il ve bölge radyolarına bir bant yapılıyor, bir program yapılıyor. Biz de o programı çoğaltıp yolluyoruz. Bu arada baktılar ki benim hani... Şu anda FM aldım. Krizi oldu. Bu kuyuya harp... Macerların başındaki kişi bizim esnafımızda bir efendi. En ucuz ve en yakın nereden haritası ön plana çıkacak uygulama 1 Mart'ta uygulanmaya başlayacak. Tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına imkan sağlayan en uygun fiyatlı ürüne hızla Şimdi kısa dalgayı aldık. Antenimizi, minevi pantolonumuzu takıyoruz. Kısa dalga tek bant olduğu için bazen kaçırabiliyor.
yaşamaz. Bu çok değerli bir cümle. Evet. Van'dan gelen bir kubu hemen söyleyelim. Yazıyor. Bu mektupları yazarken kimi resimlerle çiziyor, süslüyor, püslüyor, kimi kartlara yazıyor falan filan. Ama beni en etkileyen işte böyle bir kartta birazcık böyle kötü yazılmış bir yazı. Benim de yazım çok size kötüdür. Şey sağ elden sola da geçtikten, soldan sağa ya da geçtikten sonra böyle bu. Gösterken tamirini yaptık. Skala'nın tamiri yapılacak kayık. Aşağıdaki sivilce kontak spreyi sıktım. Kasetçalarla radyo arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Kontak spreyinden sonra gösterge düzeldi. Gevşeyen skala ibresini tutkarla yapıştırdık. Şu anda kuruması için bu şekilde bekletiyoruz. Arkadaşlar burada orta dalgada şu anda Yunan radyosuna ayarlı radyo. Çekmeyen antenler nasıl çektirilir? Daha doğrusu ayarsız bobin nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Şimdi bozuyorum ayarını. Bakın şu anda ses gitti. Yavaş yavaş iktiriyorum.
Buna en zayıf çeken kanalda yaparsanız daha güzel bir ayar yapmış olursunuz. Şu anda tam gibi. Günümüzde her zamankinden daha önemli bir hale gelmiş bulunmaktır. Tam da bu nedenle hazırlanan hafta içi her gün 9.30'da TRT Radyo 1 frekanslarında karşınızda olan programımıza hepinizi saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bir önceki bölümde 1890 Erzurum ayaklanmasına değinmiştik. Bugünse arkadan bir daha göstereyim. Kumkapı olayını inceleyeceğiz. Radyo üzerindeki numaralarda küçük olan bobin, şu küçük olan bobin orta dalga bobinidir. Büyük sargılı bobin de uzun dalga bobinidir. Siz orta dalgayı ayarlayacaksanız bunun üzerinde mum olur. Mumları sıyırırsınız hafifçe bobini zedelemeden. Bobini de yavaş yavaş baskı uygulayaraktan mumunu ayırmış olursunuz. Altında da mum kalıntıları olabiliyor. Bunu ayırdıktan sonra sağa sola ileri geri yalnız bir plastik bir malzeme kullanın. El temasınız olmasın. Uzaktan bobini ittirerekten ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları hiç girmiyorum. Yani bunlar her radyoda farklı olur. Eğer yani herhangi bir sıkıntınız yoksa bunlara pek girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü FM'den tutun orta dalgaya, kısa dalgaya kadar birçok şeyin ayarını bozmuş olabilirsiniz bilmeden. Yani burada çeşitli ayar yerleri var. Eğer frekans kayıklığı varsa en basit bu trimerin üzerindeki şu küçük yerlerden ayar yapabilirsiniz. Bunlar ince ayardır. Bu şekilde. Radyonun bir tek şu anda uzun dalgası kaldı. Ayarlanacak. Onu da ayarladıktan sonra işlem bitiyor. Radyonun mini bir panten modifiyesini de yaptık. Kondansatör, diyot ve bobinden oluşuyor. Direkt beslemeyi radyonun kendi beslemesinden alıyor. Yani herhangi bir arada bir parça yok. Doğrudan mini vipin kendisini buraya bağlayabiliyoruz. Şu anda radyo kısa dalgada. Paraguay, who has yet to win any of their first five games under coach Gia Babarakskoto, her second. Mini vipi söktüğümüz anda hemen sinyal gidiyor. Next, Colombia will lead America to qualify for the World Cup after a 1-0 defeat. Antenin modifiyesi de bu şekilde. Bobini, orta dalga bobini sabitlemek için yine mum kullanacağız. Kısa dalga anten için bir onun hazırlamışım daha önce de onun denemesini yapıyorum. Bu radyoda nasıl performans verecek? Şu anda radyo kısa dalgada onun bağlı şekilde. Radyonun anten girişini ayıralım. Şu beyaz kablo da bizim antenimizden geliyor. Şu şekilde bir anten. Tavana kadar uzanıyor. Doğrudan bağlıyorum. Şu anda ses seviyesi bu şekilde.
Yani tek anten doğrudan bağladığımızda radyo bu şekilde. Onu tekrardan aktif hale getireceğim. Şu anda tek bir anten bağlı. Şu radyonun şasisi. Ayırdığımız zaman yine bu şekilde. Tekrardan ayıralım. Doğrudan bağlıyorum. Radyo eski olduğu için biraz kendi kenara kaydırma da yapabiliyor. Direkt bağlı bu şekilde. Tekrar girelim. Bazı bir şekilde fark yaratıyor. Daha zayıf sinyallerde daha verimli sonuçlar da elde edebilirsiniz. Yani. Bu bilgisayar power supply'larındaki sarı troitlerde 9 bölü 1 oranında, yani 30 tur anten girişi, yani antene bağlıyorum. Şu sarı kablo 30 tur. Yani sarı bobin 30 tur. Diğer kırmızı da 10 tur. Şaseler ortak bir şekilde. Yalnız nüve üzerine dağılmış vaziyette. Turlar tamamını kaplıyor. Bu nüve yerine bu renkteki nüvelerden kullanmış olursanız daha verimli olur. Bunun frekansı yaklaşık olarak kurtardığı için yani bununla iş görüyor. Ama hani daha düşük frekanslarda performans istiyorsanız bu şekilde radyoların üzerindeki şu renkli nüvelere de sarabilirsiniz. Ya bunlara da sarabilirsiniz ya da aynı renkteki troit üzerine de sarabilirsiniz. Ben bunu normalde deneme amaçlı kullanıyorum. İçerisine koymayacağım. Mini bir panten olduğu için. Minivit'le pek iyi bir sonuç vermiyor. Birbirlerini nötrlüyorlar. Ama minivit anteni olmayanlar için böyle bir şey kullanılabilir. Minivit'i tekrar bu şekilde bir daha göstereyim. Şu RCA dişi sokete ekledim. Ufak bir delik delerekten. Bu dışarıda balkondaki antenden geliyor. Doğrudan. Beslemesi içeride. Bu şekilde radyonun anten girişine besleniyor. Şuradan doğrudan. Gösteriyorum bilmiyorum ama. Şurada sarı bir kondansatör var. O kondansatörden çıkıp bu kabloyla anten girişine kadar gidiyor. Buradan anten girişine bağlanıyor. Onun aktif edelim. Onun aktif ettiğim anda aniden ses gidiyor zaten.
Hani mini VPN'iniz yoksa onun kullanılabilir.